Aşklarım, hepinize merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Öncelikle aşırı heyecanlı olduğum bir video. Çünkü gerçekten ne olacağını, sonucunu benim de inanılmaz merak ettiğim nadir videolardan biri diyebilirim. O yüzden gerçekten bu videoyu çekmek için inanılmaz heyecanlıyım. İkinci olarak Sims videosunu bayağıdır çekmiyordum. Çünkü açıkçası Sims oynamayı bırakmıştım. Çünkü bir süre çok fazla sık oynayınca bir süre sonra tabii ki sıkılıyorsun doğal olarak. O yüzden öyle bir dönemdeydim. Şimdi bu videoyu çekmek için tekrar oyunu ilk defa açtım diyebilirim. Bu içerik aslında yabancı kanallar tarafından çekilmişti. Ama bildiğim kadarıyla, yanlış olmasın, Türkiye'de deneyen biri olmamış. O yüzden ben denemek istedim. Deneyen varsa da görmemiş olabilirim, özür dilerim. Bir an önce başlayalım istiyorum. Ondan önce bu arada makyajım, sabah 8'de yaptığım makyaj şu an içine erilmiş durumda. Çok özür dilerim. Bir daha yapmak asla istemedim. O yüzden kusuruma bakmayın. Ama videoya geçmeden önce inanamayacağınız bir şey. Shein reklamı geliyor. Özlediğinizi biliyorum. Yemin ederim ki burnumda tütüyordu ve siz sürekli Shein reklamı sizin nerede? Neden artık Shein reklamı yok diye ağladığınızı duyar gibiydim. Şaka değil bu arada. O yüzden korona dolayısıyla iş birliğimize kısa bir ara vermiştik. Tekrar devam ediyoruz ve aldığım şeyleri size göstereceğim. Müthişler. Instagram'ımda göstermiştim ama tekrar burada göstereceğim görmeyenler için ve hepsinin linkini aşağıya bırakacağım. Hazırsanız önce bir kıyafetlerimi göstereyim, cicilerimi. Şimdi hangisiyle başlayayım? Önce üsttekiyle başlayayım. Bu şey çok pijama alışverişi oldu ama pijamalar o kadar güzel. Önce şu pijamayla başlayacağım. Şu şekilde askılı yazlık ve full pamuk yani. O yüzden inanılmaz beğendim. Şu askılı bir şekilde üstü. Arkası şu şekilde. Altı da aynı şekilde. O kadar tatlı ve o kadar yumuşak ki size anlatamam. Bayıldım. Paçası da şu şekilde. Benim en sevdiğim favori pijamalarımdan biri oldu. Bayıldım. İkinci olarak bu prenses üstü. Bunu ilk gördüğüm günden beri bildiğiniz kafayı yemiş durumdayım. Aşık oldum. Yani tam benlik bir şey zaten, görüyorsunuz. Benim tarzımı sevenlerin %100 seveceğini düşündüğüm bir bluz. Kolon kolları var şu şekilde. Küçük üstünde de detaylar var. Ya bakın, Türkiye'de bu tarz var ama şu yok yani. Şu tarz yok. Bir diğeri en çok zaten bu ilgi gördüm Instagram'da da. O yüzden göstermekten çok mutluluk duyuyorum. Bir pijama takımı bu. İkili bir şekilde geliyor size. Şu bildiğiniz Victoria's Secret'ın aslında deseni çalınmış durumda. Ama çok güzel. Saten yapıda ve inanılmaz rahat bir şekilde. İçinde her şeyi yapabiliyorsunuz. Kısa olarak da bu biraz daha kısa kolu ve altı uzun olarak olan takım olanı. Şöyle yakası bu şekilde, kısa kollu, üstü de böyle. Bildiğiniz bu aslında Victoria's Secret pijaması. Bir de bunun daha kısa versiyonu, daha yazlık versiyonu var. O da şu şekilde askılı olanı var. Yine aynı şekilde saten ve altında da şöyle inanılmaz tatlı bir şortu var. Bu dediğim gibi ikili bir şekilde satılıyor. O yüzden bayıldım. Çok 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 tatlı. Bu tabii ki bana olmadı bu arada. Ama eminim ki size olacaktır. Siz benim gibi değilsiniz. Bir diğer iki tane tişört göstereceğim size. Buna bayıldım. It's not me, it's you yazıyor üstünde ve bu şey mayo gibi, mayo kumaşı gibi bir kumaşı var. Üstünüze inanılmaz güzel yapışıyor. Yani üstüne duruşuna bayıldım. O yüzden bunu da çok sevdim. Pembe pantolonla beraber giyerim ve bebek gibi alıyor. Bir diğeri şu bluz. Bunu da çok 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 beğendim. Bildiğiniz beyaz aslında tişört ama üstte kumaşından dolayı büyük ihtimal çok güzel oturuyor. Çok güzel yapışıyor yine. O yüzden çok beğendim. Şurasında babe yazıyor ve o kadar tatlı ki yine kısa böyle ama tam şeyinizde bitiyor. Böyle göbek hizanızda bitiyor. O yüzden çok beğendim. Bir diğeri şu an üzerimde gördüğünüz askılı. Şöyle şuraya kadar falan geliyor ve altı siyah eşofman takımı. Bilek kısmı. O yüzden bayıldım. En favorim büyük ihtimal bu oldu benim. Evet arkadaşlar, siz de alışveriş yapmak isterseniz hepsinin linkini aşağıya bırakıyorum. Shein'in kendi sitesinin linkini de bırakıyorum. Eğer ki $60 üstü alışveriş yaparsanız şurada gördüğünüz koda özel %15 indirim kazanacaksınız. Mutlaka bir bakın derim. Teşekkür ederim. Şimdi videomuza başlayabiliriz. Aşırı heyecanlıyım. Şimdi tabii bu oyunu gerçekleştirmemiz için bir aile yapmam gerekiyordu ve ben aileyi yaptım. Önce size aileyi tanıtmak istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi 5 kişilik bir aile yaptım. Bu ailede 2 tane adult, yani yetişkin, bir tane teen değil de teen adult, yani benim yaşlarımda bir kız. Bir tane küçük çocuk maalesef. Bir tane de yaşlı biri var ki deneyimiz tamamlansın. Şimdi öncelikle sizi Seren Serengil ile tanıştırmak istiyorum. Seren Serengil ile alakası olmadığını bilmeme rağmen bu kişiye bu ismi vermek istedim. Bu evimizin annesi arkadaşlar. Şu şekilde yaptım kendisini. Bence yüzü gayet güzel oldu. Bana teşekkür etmeli onu bu şekilde genç yaptığım için yaşına rağmen. Elbisesi falan da bu.
kişilik özelliklerine gelecek olursak kendisinin en büyük isteği başarılı bir aileye sahip olması. Eğlenceli bir karakter, kitap okumayı seviyor ve doğal hayattayken doğal nature çeviremiyor. Uf, nefret ediyorum bundan. Seviyor, tamam mı yani? Karakterimiz Seren Serengil bu. Onun kocası Jay-Z ile tanışın. Tek bildiğim zencinin Jay-Z olduğu asla aklınızdan geçmesin. Bu tamamıyla doğru değil. Ama kendisini aşırı yakışıklı yaptığım umarım herkes farkındadır. Seren Serengil'in bana teşvik etmesi gereken ikinci nokta böyle bir koca yapması yapmam kendisine. Baba göbeği de yaptım. Rica ederim. Vücut geliştirici, atletik, müzik seviyor ve her bulduğu yemeği yiyebilecek kapasitede. Bence tam bir modern baba yaptım diyebilirim. Ve bu mükemmel çiftin mükemmel çocukları LSD. LSD 25 ile tanışın arkadaşlar. Kendisi bence inanılmaz fena bir gotik ve hayattan nefesen hayırsız evlat olduğu zaten her halinden belli. Bundan bahsetmeme gerek yok. Bu tarz hakkında ne düşündüğünüz aşağı mutlaka yorum olarak yazın. Ben bayıldım. Özellikle dekoltesine. Kişisel özellikleri olarak kendisi bilinç dışı deneyimleme konusunda yani high olmayı seviyor diyebilirim kısaca, evet. Hiperaktif ve genelde konsantre olamıyor. Müzik seviyor ve tabii ki vejetaryen. Diğerine geliyoruz. Bu ailenin küçük oğulları olan filozof Atakan'la tanışın. Filozof Atakan gördüğünüz gibi babasına çekmiş durumda. Gözleri hepsini mavi yaptığımın ve bu saç tarzının müthiş olduğunu umarım herkes farkındadır. Aynı zamanda bu kıyafetle ilgili en sevdiğim detay tabii ki evet. Filozof Atakan'ın kişisel özelliklerine bakarsanız inanılmaz zeki ve bayağı zeki. Başka bir özelliği yok çünkü çocuk olduğu için sadece iki özellik seçebiliyoruz. Böyle bir hayat yaşamak istemiyorum. Bir diğerine geçecek olursak çılgın nine ile tanışın arkadaşlar. Bu Seren Serengil'in annesi. Daha iyi bir isim önerisi olan varsa aşağıya yazsın. Değiştiremeyeceğim büyük ihtimalle ama yine de aşağıya mutlaka yazın. Kendisi 90 küsur yaşlarında olmasına rağmen hayatı seven ve mutlu biri diyebilirim. Özellikle tarzıyla yaşlar arasında fark yaratıyor demekten asla çekinmiyorum. Bence süper biri. Karakter özellikleri olarak ünlü bir suçlu olmak istiyor ve insanlara karşı bayağı kaba. Atletik, lazy yapmadım. Bildiğiniz aktif yani. Çocuklardan nefret ediyor ve bayağı kaba yaptım. Böylece aile içi drama çıkar diye düşündüm. Evet arkadaşlar, bu 5 kişilik ailemizi gelin bir eve yerleştirelim. Şimdi şöyle rastgele bir eve yerleştirdim arkadaşlar. Hazır evlerden biri. Sadece içi boş. O yüzden sadece işlerine yarayabilecek eşyaları koyup bırakacağım. Yani dizayn falan etmeyeceğim. Bu arada paramız da yok ki. Azıcık para hilesi yapalım. Normal yapmayacağım ama şeyden sonra yani. Haberiniz olsun. Bence mutfak yeter de artar bile. Bir tane çöp koyalım. Aa, fırın unuttuk. Şimdi fırın önemli tabii. Ondan sonra. Tamam, mutfak ok. Şuraya koltuk moltuk televizyon koyayım canları sıkılmasın. Arkadaşlar bu arada normalde ev dizaynında 10 numaraymdır. Ben ilk defa izleyenler için söylüyorum. Yani süperimdir normalde, böyle asla değilim. Merak etmeyin, şey yapmayın. Aslında güzel ev var. Bu birazcık dekore edilse güzel olabilir. Baksana şuraya. Ben size sallanan şey koyuyorum. Bu ilimi unutmayın. Kimse de yapmaz bu arada bunu size. Ya Seren Serengil'in isteklerine bak. Çocukları için $1000'lık bir şey harcamak istiyor hayattaki amacı. Yıkıldım. Seren Serengil eğer ölürsen çok üzülürüm ya. Gerçekten. Evet hadi girin bakalım evinize arkadaşlar. Oyunu başlattım artık. Ay tamam, Allah'ım bir kıt şeyini indirdiğimi herkes gördü yani şu an. Evet arkadaşlar, şimdi hazırsanız bunu en hızlı bir şekilde, en hızlı vakit şeyinde başlatıyorum ve ertesi güne kadar sürecek. Bir sene mi o geçer artık bilmiyorum ama bir sene falan geçmesi lazım sanırım. Ertesi gün görüşürüz. Sizi seviyorum. Hoşçakalın ailem.
Evet arkadaşlar, selam. Şu anda bir sonraki gündeyiz. Yine akşam saatleri. Hazırsanız şu anda bilgisayarı açıp bakıyorum neler olduğuna. Evet. Sadece iki kişi kalmış abi. Hepsi ölmüş. İki kişi var sadece. Ve her yer siyah. Büyük ihtimal yangın çıkmış. Şuna bakar mısınız? Ve abi şurada Azrail duruyor. Abi... Mutfak simsiyah. Şurada bir tane Jay-Z'nin mezarı var abi. Şurada toz gibi bir şey var. Ne bu, ben ilk defa toz bildiğim yani. Jay-Z yangında öldü büyük ihtimal. Yeni mi öldü acaba? Çünkü şey hala burada. Azrail hala burada olduğuna göre mutfaktaki bayağı her şey yanmış bu ara. Salona kadar gelmiş. Koltuklar da yanmış. Simsiyah. İnanmıyorum. Şurada bakın, ben şey yaptığımda birinin önünde ağlıyorlardı. Bir cenaze daha var ama bu yeni mi değil mi anlayamadım. LSD, hayır. Yani şu an ayakta kalan Filozof Atakan ve Seren Serengil yaşayabilmiş bir tek farkındaysanız. Ve üstleri başta inanılmaz kötü. Şimdi şöyle, ben oyunu şey yaparken arada kayıt altına alabilmek için arada şey yapıp kayıt tuşuna bastım ama ben baktım sürekli hiç kimse ölmemişti. O yüzden şu anda insanların ölmesi vesaire benim için şok edici. Bir tek yangın çıktığını görmüştüm kayıt alırken ama kim öldü kim kaldı hiçbiri yoktu. İki yatak koymuşum yanlışlıkla şu şekilde. İnşallah uyuyabilmişlerdir. Yukarı kata çıkıyorum. Duşakabin yok. Duşakabin nerede? Aa, şey de burada, çılgın yine. Burada ölmüş. Burada da lavabo yok. Aman, tuvalet yok abi. Nereye gitti bunlar peki? Bozuldu da gitti mi acaba? İnanmıyorum. Filozof Atakan'ın yaşamasına asla şey yapmadım bu arada. Şaşırmadım. Nasıl öldüklerini vesaire bakabileceksem şu liste kısmından bakacağım şimdi. Jay-Z açlıktan ölmüş. Mutfakta ölmesinden anlamalıydım. Büyük ihtimal... Şurada yangında tabii her şey yanınca hiçbir şeyi kullanamaz hale geldiler diye düşünüyorum. Filozof Atakan okulda B öğrenci şeyine çıkmış. Nasıl oldu bilmiyorum. Kendini geliştirmiş yani bir şekilde. Filozof Atakan olmasının tabii ki belli başlı getirileri var ve doğru. The Alta Water Company'ye şeyleri ödemediğim için faturaları, suyum kesilmiş bu arada. Ha şey olabilir bu arada. Eğer uzun süre faturalarımı ödemediysem büyük ihtimal... Haciz geldi büyük eve ve şeylerimi, tuvaletimi ve duşakabinimi götürdüler diye düşünüyorum. Insurance 807 dolar para almışım şeyden dolayı, yangından dolayı. Yangında kimse ölmemiş mi acaba? Elektriğim yok evde yine fatura ödemediğim için. Jay-Z şey ilk yangını keşfetmiş. Büyükten yangından kimse ölmemiş ama çünkü kaçmışlar yani. LSD de açlıktan ölmüş. Aa, iki yangın mı çıkmış? Çünkü bir yangın daha var. Bak, fire. Çılgın yine nasıl öldüğünü bulmaya çalışıyorum. Bu sırada şey, Haciz gelmiş eve, şurada işte. Şeyi gördükten sonra, Azrail'i gördükten sonra LSD'nin rüyalarında garip şeyler olmaya başlamış ve Nirvana'ya ulaşmış. Sanırım biri öldüğünde böyle bir şey mi oldu bilmiyorum. Ay bak, çılgın yine de açlıktan ölmüş ya. Ama yangın çıkmamış aslında daha. Neden açlıktan öldün? Ve çılgın yine öldüğünde yangın falan asla yok ortada. Nasıl oldu da öldü? Herkes yemek yerken bu nasıl yemedi? En ufak bir fikrim yok açıkçası. Bu arada benimki regl olmuş. Şu anda bayağı kötü durumda olsa gerek diye düşünüyorum. Oyunu biraz devam ettireceğim.
Yazık, ağlıyorlar ya. Elestin'in mezarı başında. Seren Serengil de ölüyor arkadaşlar. Açlıktan. Seren Serengil gözümün önünde öldü. İnanamıyorum. Filozof Atakan? Ay, kendimi inanılmaz kötü biri gibi hissettim şu an. Ölmedi ama. Filozof Atakan, ağlama ve bir şey yap. Anan ölüyor burada ya. Biraz ileri saracağım çünkü hiçbir şey yapamıyorum. Azrail geliyor anasının başına. Geliyor, bak bak bak. Acaba ikna edebilir miyim? Atakan, ağlama da Azrail ikna etmeye çalış canım. Ay. Atakan, beni yıktın şu an ya. Yıkıldım ya, bu görüntüye inanamıyorum ya. Olanlara inanamıyorum ya. Aynen, alıyor şu an can. Aldı vallahi. Game over çıktı. Seren öldü ama filozof Atakan'ı merak etme. Sosyal servis onu alacak. Demek ki herkes ölünce oyun böyle bitiyormuş, görmüş olduk arkadaşlar. Çok üzülmüş. Ellerimle yarattığım aile gitti. Kaydetmeyeceğim ben bunu. Aile kalsın istiyorum çünkü asla dayanamam böyle bir şeye. Evet arkadaşlar, bu videoda böyle oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Yani sonu nasıl oluyor oyunların görmüş olduk. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.